Yaklaşan seçimler. Bu sıra hepimizin gündeminde. Siyasi parti liderleri yoğun günler geçiriyor. Adaylar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Ehaliyle siyaset arenası hararetli. Peki siyasetin kalbi nerede atar? Elbette başkentimiz Ankara'da. Şimdi sizleri Ankara'ya götürüyoruz. Başkentin gündemini TV100 editörü Betül Araz'dan alacağız. Betül, günaydın, kolay gelsin. Haber nöbetinde kolaylıklar, yayınımıza katıldığın için teşekkürler. Acaba Ankara'da neler yaşanıyor? Açıklamalar peş peşe geliyor yerel seçimlere gün sayarken. Biz dikkatle gün sayıyoruz günü yandırma mesaimizde. 12 gün kaldı yalnızca. Bugünün sonunda sandığın başında bulacağız kendimizi. Ankara'da yaşananlar bizim için önemli. Lütfen aydınlat bizleri. Kardelen, günaydın. İyi yayınlar olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım dilersen. Çünkü sen de biraz önce bahsettin. Siyasi parti liderleri yoğun seçim kampanyasını yürütüyor. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elbette. Dün de yoğun bir mesaiye sahipti. Akşam iftarda askerlerle buluştu. 4. Kolordu Komutanlığı'ndaki askerlerle iftarda bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve burada aslında önemli mesajlar verdi kendisi. Şu ifadeleri kullandı. Güçlü ordu vurgusu yaptı. Öncelikle onu söyledi. Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz itibarıyla tümüyle kontrol altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi dün oldukça yoğun bir mesaiye sahipti kendisi. Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'deki kutlamalara katıldı. Orada mesajlar verdi. Oradaki mesaisinin ardından hemen Ankara'ya uçtu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış törenine katıldı. Burada hem ekonomiye hem siyasete yönelik mesajları oldu Cumhurbaşkanı'nın ve şu ifadeleri kullandı. Aslında yeniden Refah Partisi'ne isim vermeden eleştirilerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da. Başımıza bir de sırf bize seçimi kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kim olduğunu biliyorsunuz. Sizin bizim paçamızda ne işiniz var ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ekonomiye yönelik de mesajları oldu Erdoğan'ın. En büyük sorunumuz olan enflasyonu yılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde düşüreceğiz dedi. Bunu hep beraber izleyeceğiz dedi. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren hem geçmişin eksiklerini telafi edeceğiz hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok daha iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan hem siyasete yönelik mesajları vardı hem de ekonomiye yönelik önemli mesajları vardı dün Cumhurbaşkanı'nın. Bugün de kendisi Ankara'da olacak ve seçim çalışmalarına Ankara'da devam edecek Erdoğan. Onun altını çizelim. Tabii muhalefet cephesine bir bakalım bir de. Çünkü o cephede de seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel dün Antalya'daydı. Mesajlarını oradan verdi. Adayları için oy istedi. Özellikle bu süreçte muhalefet daha çok ekonomi ağırlıklı mesajlar vermeye başladı. Bir süredir bu yönde mesajlar devam ediyor. Özgür Özel de özellikle emekliler üzerinden mesajlarını veriyor. Dün de öyle oldu ki keza Antalya'da emeklilere seslendi Özgür Özel ve şu ifadeleri kullandı. Emekliler gelin sesinizi yükseltelim. Hep birlikte bunu talep edelim. Duyuralım sesinizi. Ufak ufak partiler yavaş yavaş katılmaya başladılar bu emekli söylemimize. En nihayetinde herkes emeklinin durumunu söylemeye başladı ifadelerini kullandı Özgür Özel. Hatta şunu da söyledi. Meral Akşener'e seslendi. Ankara'da kurulamayan ittifakı söylemlerde kurduklarını söyledi. Özellikle Meral Hanım'la Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk ifadelerini kullandı. Meral Hanım da bunu söylüyor dedi. Bütün partilerde bunu söylüyor dedi ve açık açık Meral Akşener'e söylemde birleştiklerini hatırlattı Özgür Özel. Bugüne bakacak olursak ana muhalefet cephesinde artık bugün itibarıyla Özgür Özel Karadeniz turuna başlıyor. Bugün Artvin ve Rize'de olacak. Adayları için oy isteyecek. Seçmene Karadeniz'den seslenecek Özgür Özel. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün İstanbul'daydı. Onun da gündeminde emekliler vardı. Emeklilere 11 bin lira seyyanen zam istedi bir kez daha. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi Meral Akşener dünkü yaptığı açıklamada. Tabii seçmene de seslendi aynı zamanda. Şöyle bir tavrı var Meral Akşener'in, bunu da hep zaten görüyoruz seçim öncesinde. Mitingler yerine esnafın kapısını çalıyor. Kapı kapı gezip oy istiyor. Dün de aynısını yaptı. Tutun elimi, 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılır
yapılmış görün dedi ve oy istedi seçmenden. Bugün de Meral Akşener Antalya'da olacak ve seçmenle buluşacak. Yine esnaf ziyaretlerini sürdürecek Meral Akşener. Tabii bir yandan Ankara'da konuştuğumuz yankılarının oraya kadar uzandığı bir konu daha var. TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurması. Bugün de biz bunu konuşuyor olacağız. Çünkü iddia edilen ses kayıtları medyaya yansıdı. Bunun altını çizelim. Çünkü o ses kayıtlarında tip şöyle söylemişti. Adaylığını çekerken Gökhan Zan'ın tasvip etmediğimiz ilişkiler içine girdiğini tespit ettik. Bu nedenle de Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekiyoruz dedi. Ne vardı o ses kayıtlarında? Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerildiği iddia ediliyordu. O iddialara göre ise Zan 3 milyon dolar değil 5 milyon dolar talep ediyordu. Buna ek de TRT Spor'da yorumculuk yapmak istediğini yine öne sürüyordu. O söz ses kayıtlarında bunun altını çizelim. Tipe göre aslında bu ses kayıtları montaj mı değil mi? Çünkü Gökhan Zan bu ses kaydının montaj olduğunu, deepfake olduğunu, deepfake ile hazırlandığını söylemişti yaptığı açıklamada. Tipe göre bu ses kayıtları da montaj olma ihtimali yok, hatta neredeyse zayıf. Bunun altını çiziyor tipli yetkililer. Bunu söylemekte fayda var. Tabii Gökhan Zan'ın adaylığını tip çekti ama Gökhan Zan adaylıktan çekilmediğini, çekilmeyeceğini, adaylığının devam ettiğini vurguladı. Tabii bu saatten sonra tip adayımızı geri çektik diyor. Gökhan Zan çekilmiyorum diyor. Şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz 3 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listesini açıkladı ve artık pusulalar basıldı. Bu nedenle tip adayını geri çek çektiğini ifade etse de o pusulalarda tipin adayı olarak Gökhan Zan yerini alacak. Bu nedenle de yani biz oy pusulasında Hatay'da tipin adayı olarak Gökhan Zan'ın ismini göreceğiz. Bunun altını çizelim. Tabii bu noktada artık bu saatten sonra bir geri çekmenin söz konusu olmadığı ifade edildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kanununun yasası bu olduktan sonra doğal olarak tipe ne yapacaksınız diye sorduğumuzda Hatay özelinde Gökhan Zan için çalışma yapmayacaklarını, sahada olmayacaklarını, sadece ilçe belediye başkan adayları çıkardıkları ilçe belediye başkan adayları için çalışacaklarını söylediler. Gökhan Zan adayım dese de tip onun için sahada çalışmayacak. Bunu bir kez daha ifade edelim. Siyasette yaşanan gelişmeler böyleydi. Bugün de bunların yankıları devam edecek. Tabii bir de yargı cephesinde yaşanan bir gelişme var. Hemen ondan da bahsedelim. Kardelen 8. yargı paketi hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmıştı, kabul edilmiştir. Daha akabinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bakan Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. yargı paketiyle ilgili hazırlıklar olduğunu ifade etti. Dün aslında medya sektörünün Ankara temsilcileriyle bir araya gelmişti. Orada verdi mesajlarını ve 9. yargı paketi için hazırlıklar yaptıklarını söyledi ve ayrıntılarını anlattı aslında Bakan Tunç. Şu ifadeleri kullandı. Ülkemizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, yapanın yanına kar kalmamasına yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmaları milletvekillerimize sunacağız dedi. Bu noktada da 9. yargı paketinde paketi üzerine yaptıkları çalışmayı anlattı. Taslak bir çalışma olduğunu ve milletvekillerine sunacaklarını söyledi. Bakan Tunç, yani önümüzdeki meclis açıldıktan sonraki önümüzdeki süreçte biz artık yargı ayağındaki 9. yargı paketini konuşuyor olacağız diyeyim ve sözü sana bırakayım Kardelen Ankara'dan.